Da do ti do do da 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 do ti do do da 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 do ti do do da 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 do ti do do da 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 da. Of, bu ne alarmı böyle? Okul yok, bir şey yok. Ben dinleneceğim ya. Of. Hadi kızım, kalk kalk kalk. Bugün okul var. Ne? Hayır anne, bugün okul falan yok. Yok. İstiyorsan takvime bak. Bugün 16 Eylül Pazartesi. Şaka mı bu? Ay, düştüm. Hadi bakayım, marş marş marş, çantanı da hazırlıyorsun. Uf anne ya, bari sabahın 6'sında kalkmasaydım. Hadi hazırlan bakayım. Neden okul var ki? Nasıl, güzel olmuş mu? Okula böyle gideceğim. Kızım, okul formanı giyseydin. Bu ne süs böyle? Neden kolyeni taktın? Anne, bugün okulun ilk günü ama. Üf, tamam hadi. Hadi kızım, görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi bakarım anne, iyi bakarım. Oh be, iyi ki de okul başladı. Şu kızdan kurtuldum. İngo. Mısır ağlıyor. Okul neden açıldı ki? Tabii ki de açılacak. Üf, inek. Güzel ayıcığım benim. O ne çilek? Görmüyor musun? Oyuncak ayı. Ama okula oyuncak ayı getirmek yasak değil mi? Hayır, okulun ilk günü diye yasak değil. O zaman ben de getireceğim. Onu gerçekten sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Bak kağıttan. Çok güzel olmuş. Sabahtan beri ne yazıyorsun mürekkep? Bana mı seslendin? Başka kim olacak bakalım? Tabii sana seslendim. Ben mi? Bak şimdi, hikayemiz Keloğlan'la ilgili. Tamam, oku o zaman. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Bir gün Keloğlan balık. Hikayenin devamı nerede? Keloğlan balık diye bitmiş resmen bu. Tamam işte, devamı da gelecek. Ama defterim bitti. Of. Ya kalemimin ucu bitti. Vanilya, vanilya. Yine ne var köpük? Kalem versene lütfen. Ya köpük, tamam al da bütün kalemlerini bitirdin. Senin kalemin yok mu? Yok. Annem kırtasiye ürünlerini almayı unutmuş. Tamam ya, al hadi al. Okul keşke açılmasaydı. Ne güzel, ortaokul binasına geçtik. Üf. Nerede kaldı bu? Ne var mürekkep? Ne oldu, birazcık üzgün gibisin? Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Hoca geldi yine ya.
Çocuklar, burası sizin yeni sınıfınız. Nasıl da süslenmiş. Gördünüz mü? Hocam, bir şey soracağım. Bakın, şuradaki kafalar var ya, buradaki kafalar köpükten mi yapılmış? Evet öğretmenim, oradaki kafalar köpükten mi? Yoksa böyle yamyam minişler minişleri yemiyordur değil mi? Ay, tabii ki de köpükten çocuklar, ders için. Aslında buraya bir dünya da getirilecekti sizin öğrenmeniz için ama maalesef o kaybolmuş. Hocam, bence bu sınıf abartılı bir sınıf. Bence de öğretmenim. Her şeyi koymuşsunuz. Birazcık şey eksiltseniz daha iyi olurdu. Bu sınıf çok abartılı bir sınıf. Abartmayın çocuklar, gayet güzel bir sınıf burası. Çok da abartılı değil. Burada süsleriniz var. Ama bir tanesi düşmüş. İşte. Burada bir arabamız var. Böyle yerlerimiz var. Bir şöyle bir şeyimiz var. O kadar. Bir de kapı. Abartılı değil yani. Ha, bu arada tatilde ne yaptınız? Bana anlatmak isteyen var mı? Güneşciğim, gel. Bu arada hepiniz anlatamazsınız çünkü çocuklar siz çok fazlasınız. Yaşasın. Öğretmenim, biz yurt dışına gittik. Ya, nereye gittiniz? Biz Amerika'ya gittik. Orada böyle yemek falan yedik. Ondan sonra oradan da eve geçtik işte. Bayağı bir kaldık. Güzelmiş. Başka cevaplayacak var mı? Ben anlatacağım. Haydalcığım, sen gel. Yaşasın. Çekilir misin? Tabii. Dinliyoruz Haydalcığım. Öğretmenim, ben bayağı bir uzun tatil yaptım. Şimdi ben ilk anneannemlere gittim. Sonra oradan köye geçtim. Sonra oradan eve gittik. Sonra bir daha anneannemlere gittim. Oradan köye geçtik. Yani dedemlere gittim. Oradan köye geçtik. Sonra bir daha anneannemlere geçtik. Sonra da tatil bitti, eve geldik. O bayağı bir tatil yapmışsın sen, bakıyorum. Evet. Çok şanslısın. Teşekkür ederim. Çok güzel bir tatil yapmışsın. Teşekkür ederim. Of, sen neden üzgünsün ki? Son bir kişiyi daha alalım. Çinli Bey. Çocuklar, yol açın. Çabuk yol açın. Evet çocuklar. Ne oldu Kemik Bey ve Çilli Bey? Öğretmenim, Müdür Bey sizi çağırıyor. Çok önemli bir şey varmış. Evet. Ama biz daha dersteydik. Lütfen efendim. Evet efendim. Çocuklar, 2 dakikalığına dersi veriyorum. Hoca nereye gitti? Bilmiyorum ama birazcık sessiz olun. Ben burada hikaye yazmaya çalışıyorum. Bak, hazır hoca gitmişken anlat durumunu hadi. Ya, okul açıldı. Daha nasıl bir durum olabilir? Okul açıldı. Tamam, sinirlenme. Aslında yeni arkadaşlar gelmiş. Mesela ben Tile'yi çok özlemiştim. Ben de seni özledim canım arkadaşım. Yeni gelen arkadaşlar falan oldu. Ben de sevindim. Aslında hatamı anlıyorum mürekkep. İşte bu. Bence öğretmene durumunu anlatmalısın. Okulun ne kadar güzel bir yer olduğunu anlamalısın. Evet, bunu çocuklar, üzgünüm. Kötü bir şey oldu. Bunun için geri geldim.
Devam edelim biz. Kimde kalmıştık? Ay, sürekli düşüyorum. Öğretmenim. Parmak kaldırıyoruz değil mi Hardal? Peki. İşte bunu yapabilirsin. Söyle Hardalcığım. Öğretmenim, ben size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ne itiraf edecek acaba? Ay, her yerim sim oldu. Bu yerler neden simli ki, ben hiç anlamıyorum. Neyse, sen bir dinle. Şu konuşanı da bakarız. Öğretmenim, ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Neymiş o? Öğretmenim, ben okulumu, yani herkese buradan söylüyorum. Arkadaşlar, ben evdeyken okula gitmek hiç istemiyordum. Tatilin geldiği çok iyi oldu falan filan diyordum. Sonra okulumuz başladığında çok sinirlenmiştim. Ama okulumuza geldiğimde ne kadar güzel bir yer olduğunu anladım. Yeni arkadaşlar geliyor, güzel güzel oynuyoruz. Burası aslında hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Yani böyle sıkıcı derslerin olduğu bir yer değil, böyle çok güzel arkadaşların olduğu yermiş. Mesela benim çilek arkadaşımı çok seviyorum ve onu gördüğüm çok iyi oldu. Kızım, çok güzel söyledin. Arkadaşınızı alkışlar mısınız? Haydal. Ay, çok duygulandım. Sert ol kardeşim. Ay. Hani nerede bir koca alkış? Bu düşüncen harikaydı Hardal. Teşekkür ederim. İşte tam benim istediğim bir kız. Hepsi senin sayende mürekkep. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada okulunuzu çok sevin arkadaşlar. Eğer okul olmasaydı böyle yepyeni arkadaşlar, bu eğlenceli derslere ulaşamazdınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.